Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Bugün yine MSI'ın bize göndermiş olduğu notebook açılışı yapacağız. Evet, bu kanalımdaki ilk notebook açılışlarından biri olacak. Sağ olsunlar MSI Türkiye bize böyle bir güzel bir hediye gönderdi. Sizlerle birlikte bugün hem kutu açılımını yapacağız hem de özelliklerinden bahsedeceğiz. Bugünkü arkadaşlar kutumuz MSI'ın Crosshair 15 modeline, 15R6E modeline inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu model bir dakika, Türkçe kelimesini unuttum. A few moments later. Neydi kanka sen? Benim de dilim ucunda ya. 2 hours later. Bugün bu özel seri arkadaşlar, özel seri bir yapım. Rainbow Six'in Extraction Edition'ını açacağız arkadaşlar. Hem rengiyle ön plana çıkan hem de özelliklerini ön plana çıkan, hem oyunu da oynayacağız arkadaşlar, hem de notebook'umuzun yani modelimizin testlerini de yapmış olacağız. O zaman hazırsanız hemen hızlıca kutu açılımına geçelim. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rockstar in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. Evet, şimdi dış kutumuzu açalım arkadaşlar hemen şuradan. Evet, asıl kutumuz çıktı arkadaşlar. Özel seri olduğunu söylemiştim size. Rainbow Six oyununun, Extraction oyununun, onun özel edition'ını çekeceğiz arkadaşlar. Crosshair 15 serisi MSI'ın. MSI ile işbirliği yapmışlar Ubisoft arkadaşlar. Çok güzel renkleriyle bir notebook inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Evet, kutunun açılımına başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan bir şeyini açalım. Kutumuzu açtık. Hemen bilgisayarımız burada. Şuradan çıkaralım. Bilgisayara geçmeden önce ilk önce içindekilere şöyle bir bakalım. Yine herkesin okumadığı kullanım kılavuzları. Bunu hemen köşeye atalım. Hemen şurada %90 ihtimalle adaptör çıkacağı yer. Evet. Özel seri alanlar arkadaşlar, ekstra yanında da bir tane küçük bir tane mouse hediyesi geliyor. Onu da birazdan açacağız. Hemen şu köşede koyalım. Adaptör, güç kablosu parçaları burada. Başka içinden bir şey çıkmıyor. Evet, şimdi ilk önce bilgisayara geçmeden önce küçük şeylerden başlayalım. İlk önce mouse'ı açalım arkadaşlar. Bakalım içinde nasıl bir şey çıkacak. Bu arada renkleri gerçekten çok güzel. Tam kanalımın renkleriyle arkadaşlar. Biliyorsunuz sarı siyahı çok seviyorum. Tam bu renklerde. Hemen mouse'ımızı çıkaralım şuradan. Evet, mouse'ımızı çıkardık arkadaşlar. Rainbow temalı mükemmel bir MSI mouse arkadaşlar, görüyorsunuz. Renkleri mükemmel. Örgülü bir USB yapısı var. Kablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da birazdan takacağız. Asıl gelelim ana makineye arkadaşlar. Canavara gelelim. Şimdi canavarımızı açalım. Şuradaki köpüklerden kurtulalım. Hemen hızlıca. Evet, işte o geliyor. Geliyor. Ve işte arkadaşlar, mükemmel bir tasarım ve renk. Oğlum baksana. Evet arkadaşlar, şimdi notebook'umuza geçiş yapabiliriz. Crosshair 15'in şu an mükemmel görünüşünü görüyorsunuz arkadaşlar. Renklerine bayıldım. Tam benim kanalın renkleriyle birebir arkadaşlar. Şimdi herkesin sevmiş olduğu olaya geçeceğiz. Jelatin sökme işine. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my... Ondan sonra şimdi kapağımızı açalım. Evet, işte o mükemmel kısım geliyor. Klavyesine aşık oldum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle açalım. Evet, işte sadece notebook'a bakın. Notebook her şeyi anlatıyor zaten arkadaşlar. WASD kısmı ayrı bir sarı yapıda. Evet, şuradaki şu logonun şeyini de, oh mis. Şimdi bilgisayarımızın arka tarafına bakalım arkadaşlar. Arka tarafındaki hava kanallarını da şu anda görüyorsunuz. Biliyorsunuz bu notebooklardaki hava olayı çok önemlidir. Isınma sorunu var mı yok mu diye. Ama bu bilgisayarımızda çok güzel bir hava sirkülasyonu var arkadaşlar. Hava çıkışlarını görüyorsunuz. Aynı böyle arı petiği tarzı bir çıkışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ekran kartımız, güçlü ekran kartımızın iki tane fanıyla çok güzel bir soğutma yapabiliyor. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Evet, bilgisayarımızın yani MSI'ın Crosshair 15 modelinin teknik özellikleri kısmına geldik. Bu kısım...
Şimdi özelliklerinden bahsediyoruz. Bu efsanevi şu bilgisayarın içine arkadaşlar çok güzel donanımlar sığdırmışlar. Bu donanımlardan hemen işlemciden başlayalım. İşlemcimiz 12. nesil Intel i7 12700H modeli arkadaşlar. Çok güçlü bir işlemcisi var. Onun yanı sıra en önemli teknik özelliklerinden biri ekran kartı biliyorsunuz oyunlarda. İçinde Nvidia'nın RTX 3070 ekran kartı var arkadaşlar. Ekran boyutuna gelecek olursak, ekran boyutu da standart notebook boyutlarıyla aynı. 15,6'lı bir ekran boyutu var. 2K'lık bir 165 Hz ekran yenileme hızı var. Bu modelimiz arkadaşlar 1 TB'lık SSD içeriyor. Bunun içinde arkadaşlar Wi-Fi 6 sertifikası var. Yani Wi-Fi 6 ile arkadaşlar çok güzel FPS oyunlarında daha düşük gecikmeli FPS oyunlarından yararlanabiliyoruz. Bilgisayarımızın sol tarafında güç girişi, hava çıkış ızgarası ve 2 adet Type-A USB'si var arkadaşlar. Mavi olan 3.2, gri olan da eski 2.0. Bilgisayarımızın sağ tarafına gelecek olursak burada da 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Son olarak da bilgisayarımızın arka kısmına bakacak olursak köşelere doğru hava çıkışlarını görmüş oluyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar oyun testlerine başlayalım. Şu anda Rainbow Extraction'ın içindeyiz. Yan köşede bilgisayarın FPS değerleri ve sıcaklık değerlerini net olarak görebiliyorsunuz. Aha, burada zombiler var. Biliyorsunuz bu oyunda arkadaşlar zombiler var. Zombiler bize saldırıyor. Biz onlara saldırıyoruz. Onlar selam diyor. Biz onlara selam diyoruz. Öyle milleti öldürmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi tekrardan oyundayız arkadaşlar. Daha demin DLSS'i açmadan denedik ve 60 ile 70 FPS değerlerinde aldık. Şimdi arkadaşlar DLSS'i açtık. Şu anda hatta şu ayarlardan size göstereyim. DLSS şu anda performans modunda ve şu anda 100 FPS ve 90 FPS arasında değişiyor. O ne lan? Neredeyse arkadaşlar 30 ile 20 FPS arasında bir değişiklik gösteriyor. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci oyunumuzdayız. Şimdi herkesin bilmiş olduğu Valorant. Bakalım Valorant'ta nasıl performans veriyor onu görelim. Yine grafikler full. Şu arkadaşı bir vuralım. O grafik. Şimdi hemen şuradan grafikleri gösterelim arkadaşlar. Grafik kalitesi. Hepsi yüksekte arkadaşlar, görüyorsunuz. Onları ayarladık. Video kayıttayım kanka, bir ölür müsün ya? Evet. Fark ettiyseniz sıcaklık değerleri bu oyuna daha iyi. Çünkü Rainbow'un grafik kalitesiyle Valorant grafik kalitesi çok farklı. Şu anda 100'deyiz. Arada bir 90'a düşüyor. Ondan sonra operatör deneyimi. Şöyle bakacak olursak. Oba. Crosshair 15'in en önemli 3 özelliği daha var arkadaşlar. Bunlardan biri Reasonable Bar seçeneği. Bu ne oluyor? İşlemcinizin GPU çerçeve belleğinin tamamını tek seferde erişerek performansın en üst noktasına çıkarmaya yarıyor. PCI Express özelliği olarak geçiyor. İkinci en önemli özelliğimizden biri de Dynamic Boost 2.0 özelliği. Bu biliyorsunuz notebooklarda artık yapay zekalar çok ön plana çıkmaya başladı. Yapay zeka destekli Dynamic Boost 2.0 özelliğiyle gerekli gücü GPU veya GPU belleğinden CPU'ya otomatik olarak aktararak eskisine göre daha büyük bir performans artışı sağlamaya yarıyor. Kısaca notebook'unuzun gerçek zamanlı olarak optimize edilmesine yardımcı oluyor bu özellik sayesinde. En önemli üçüncü özelliğimiz, zaten bunu birçoğunuz biliyordur. Artık son çıkan ekran kartlarında, 3000 serisi ekran kartlarında DLSS özelliği çıktı. Bu DLSS özelliği arkadaşlar, bu da bir yapay zeka. FPS'in maksimum seviyeye çıkarmayı sağlıyor. Yani yapay zeka oyununuzu daha böyle düzelterek, görüntü kalitesini daha iyi bir hale getirerek size en iyi performansı sunmaya çalışıyor. Yapay zeka devrinin artık oyunlarda da bu şekilde hissetmeye başlıyoruz. Crosshair 15 sayesinde arkadaşlar bu yapay zekadan da tüm oyunlarda yararlanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bitiş bölümüne geldik. Bugün MSI Türkiye'nin bize göndermiş olduğu Crosshair 15'in Rainbow Extraction modelini inceledik. Tam bizim kanala en uygun renkleriyle, tasarımıyla, performansıyla hepsini size göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan MSI Türkiye'ye bu notebook'u bize gönderdikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Crosshair 15'in fiyatını şimdi söylemeyeceğim. Zaten biliyorsunuz ülkemizde sürekli fiyatlar değişiyor. Açıklamaya bir link bırakacağım. Direkt o linkten güncel fiyatlara ve özelliklerine detaylı olarak bakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve
Bilgisayarı beğendiyseniz, bilgisayar hakkındaki görüşleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Yine bu tarz kutu açılımı videolarında yine görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.